Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 1. Ünite 2. Müzekker müennes konusu. Arapçada isimler cinsiyet yönünden müzekker yani eril ve müennes yani dişil olarak ikiye ayrılır. Elbette müzekker de kendi altında farklı kategorileri, müennes de kendi altında farklı kategorilere ayrılmakta. Müzekker yani eril derken ne kastediyoruz? Erkek canlılar ile gramer bakımından erkek kabul edilen varlıklara delalet eden isim ve sıfatlar müzekkerdir. Tabii ki sadece isim ve sıfatlar değil, fiillerde de müzekkerlik, müenneslik söz konusudur. Ama ünite daha çok neyin üzerine duracak? İsim ve sıfat üzerine duracak. O yüzden fiillere değinilmiştir. Erkek canlılarla derken elbette erkek canlı ne olabilir? Bir insanların erkek olan türleri var. Bir de hayvanlarda erkek olanlar var. Yani erkek canlı derken hem hayvanların hem de insanların erkek olan kısımlarından bahsediyor. Yani bu bildiğimiz gerçekte erkek manasında. Yani Türkiye'de birisi erkek dediği zaman bu direkt anlayacağı şeydir. Ama bir de ne var? Gramer bakımından erkek kabul edilenler var. Bu Türkçe'de pek de bilinen bir şey değil. Yani Türkçe'de böyle bir şey yok. Arapça'da var. Gramer bakımından erkek kabul ediyor. Yani bir ne diyelim? İnsan veya hayvanın erili erkek olan kısmı değil bu. Hiç ilgisi yok. Cansız da olabilir varlık. Yani cansız varlıklarda Türkçe için konuşursak erkek diye bir şey söz konusu değildir. Ama Arapça'da böyle bir şey var. Yani Türkçe mantık ile bunu düşünmememiz gerekiyor. Her dili kendi mantığıyla düşünmemiz gerekir. Burada gördüğün şeyi Türkçe dil bilgisi kitaplarını karıştırarak bulmaya çalışmayın yani. Olmayacaktır bu. Tekrar edelim. Erkek canlılarla derken gerçekten de Türkçe'de bildiğimiz erkek canlılar. İşte insanların erkek olan kısımları ve hayvanların erkek olan kısımları. Yani hayvanlarda nasıl olabilir? İşte koyun vardır, koç vardır örnek olarak onu verebiliriz. Koçlar ne olur? Erkek olur. Hayvanlar cinsinden erkektir. İnsanlardan da kadın vardır, erkek vardır. O şekilde yine erkek kısmı var yani. Ama gramer bakımından derken bu saydığımız şeyin dışında erkek kabul edilenler var. Onlara değineceğiz birazdan. Daha açacağız bunu. Şu an sadece mantığına değinmek istedim. Delalet eden yani bunları barındıran, bunları ifade eden kelimelere müzekker diyoruz. Müzekker isimler hakiki yani gerçek ve mecazi olarak ikiye ayrılır. Müzekkeri ikiye ayırdık. Hakiki müzekker ve mecazi müzekker. Bunları şey yapalım. Yani aslında bir ne yapılabilir? Tablo çizilebilir. Müzekkeri ikiye ayırdık. Bir hakiki müzekker var, bir de mecazi müzekker var. Hakiki müzekker esasen Türkçe'de de bildiğimiz müzekkerdir. Erildir. Yani kadın olmayan varlıklardır. Fizyolojik açıdan derken bu kastediliyor. Bedensel yapısı itibariyle erkek kabul edilenler. Ne diyor? Fizyolojik açıdan erkek olan varlıklar için kullanılan isim ve sıfatların başlığı neymiş? Hakiki müzekker. Eğer bir kelimeden gerçekten de bir erkek varlık kastediliyorsa ona hakiki müzekker diyeceğiz. Örnekler verilmiş. Racülün, racül adam demek. Örnekte kullanılmış. Er racülü adam nedir? Davilün uzundur. Racül kadın için kullanılmıyor yani. Er racülü derken bir kadın kastedilmez. Esasen Türkçe'de de bu böyle olmakla birlikte bazen mübalağa gibi farklı şeyler ifade etmek için kullanıldığı da gözlemlenmektedir. Demek ki racun ne demek? Adam demek. Yani erkek için kullanılmaktadır. Veledün çocuk. El veledü sagirun. Çocuk küçüktür. Ama nasıl çocuk? Erkek çocuk mu? Kız çocuk mu? Erkek çocuk kastediliyor. Ammun. Am kelimesi amca demek. El ammu nisul validi. El-ammu, amca. Şimdi amca kelimesi kadın için kullanılmaz. Kadınlara amca denilmez yani. Dolayısıyla adam da denilmemekte. Kadın için değil bunlar. Erkek için kullanılan kelimelerdir.
Nasıl bir erkek? Gerçekten fizyolojik yani beden yapısı itibariyle vücut olarak erkek vücudu, erkek yapısı için kullanılıyor bu kelimeler. Bu yüzden bunlara hakiki müzekker adı verilmiştir. Mesela eddeykü cemilün. Eddeyk horoz demek. Yani horoz dişil değildir yani erildir. Erkek bir varlıktır. Hayvanlarda olan bir erkektir. O yüzden ne diyoruz? Hakiki müzekkerden kasıt nedir? Gerek hayvan olsun, gerek insan olsun. Bildiğimiz gerçekten bir erkek varlığı ifade ediyorsa bir kelime, o kelime hakiki müzekker diyeceğiz. Örneklere tekrar bakalım. Örnekleri incelerken esasen bir önceki üniteyi de göz önünde bulundurarak incelememizde fayda vardır. Birinci ünitede yanlış hatırlamıyorsam isim ve fiillere değinilmişti. İsim ve fiillere değinilmişti. Ayrıca isim cümlesi, fiil cümlesine de kısaca değinmiştik. Er-Racülü isim mi, fiil mi? Birinci üniteden de yani birinci ünitedeki bilgilerimizi de hatırlayarak buna bakalım. Böylece birinci ünitedeki bilgilerimiz pekişmiş olacaktır. Er-Racülü eliflam aldığına göre nedir? İsimdir. İsimle başlayan bir cümle. Er-Racülü adam nedir? Davilun uzundur. Yani er-Racülü mübteda, davilun haber olmakta ve bu bir isim cümlesidir. O şekilde de bakabiliriz birinci üniteyi göz önüne alarak. Şu anki üniteye bakarak da er-Racülü erkekler için kullanılan bir kelime olduğundan müzekkerdir yani. Nasıl müzekker? Hakiki müzekker. Yani müzekker demek yetmiyor. Hakiki mi mecazi mi? Hakiki müzekker. El-Veledü çocuk. Nasıl çocuk ama? Erkek çocuk, kız çocuğu değil. Nedir? Sagirun küçüktür. El-Veledü ne? Müzekker. Nasıl müzekker? Hakiki müzekker. Nereden anladık hakiki müzekker olduğunu? Çünkü gerçekten de insan veya hayvan cinsinden yani bu iki türden eğer fizyolojik olarak yani bedensel yapı itibariyle bir erkek bir erkeği ifade ediyorsa kelime ona hakiki müzekker diyorduk. Evet de insan türünün erkek kısmına delalet ediyor. Çünkü çocuk dediğimizde yani erkek çocuk manasındadır bu. Erkek çocuk dediğimizde bu insan evladı, insan çocuğu kastedilmiş oluyoruz. El-Veledü çocuk nedir? Sagirun küçüktür. Mübteda haber isim cümlesi. El-Veled kelimesinin isim olduğunu başındaki eliflamdan, sagir kelimesinin isim olduğunu sonundaki tenvinden, iki ötreden anladım. Tavilde de aynı şekilde ötreler vardı. O şekilde yine isim olduğunu anlamıştık. El-Ammu amca nedir? Nisful validi. Baba yarısıdır. El-Ammu eliflamlıdır, mübtedadır. Nis onun haberidir. Nis aynı zamanda muzaaf olup el-valid kelimesini gözüktüğü üzere cer etmiştir. Nis kelimesi muzaaf olduğuna göre fiil değildir, isimdir. Oradan anladık. El-valid kelimesinin hem sonundaki esnesinden hem başındaki eliflamından isim olduğunu zaten anlamaktaydık. Bunlar birinci üniteyle alakalı bilgiler. Şimdiki üniteye göre düşünürsek, el-ammu amca demektir. Amca kime denilir? Bir kadına denilmez. Öyleyse bir erkek kastedilmiş olur elbette. Erkeklerde de yani erkek kastedildiğine göre ne olacaktır? Bu hakiki müzekker olur. Çünkü insan ve hayvanın fizyolojik olarak erkek kısmına delalet etmesi gerekiyordu. Burada insanların işte erkek kısmına delalet ettiğinden hakiki müzekker oldu. Zaten insan ve hayvanların dışında bir şeye delalet etseydi, onların dışında bir müzekkerlik söz konusu olsaydı, o zaman hakiki müzekker olamazdı. Aşağıda ona değindiklerini düşünüyorum. Bakacağız. Ebuhu. Ebu baba demektir. Baba. Hu onun babası nedir? Fakirun. Fakirdir. Ebu mübteda. Fakir onun haberi olmakta. Buradaki hu muzaafın ileyh olmakta. Ebu işte kimi kitaba göre 6 illetli isim, kimi kitaba göre 5 illetli isim diye geçen isimlerden bir tanesidir. Baba manasındadır. Ebu, Eba, Ebi diye irab vav olduğuna göre. Burada nedir? Merfu konumundadır. Mübtedalar da zaten merfudur. Yani sonuç olarak mübtedadır, merfudur. Raf alameti vavdır burada. Ebu ne dedik? Söyledik sanırım. Mübteda, fakir onun haberi dedik. Hu zamir olduğundan mahallen mecrur olur, lafzan mecrur olmaz. Yani bu niye hi esreli değil diye de düşünmeyin. Mahallendir. Yazı ile bizzat esrenin konulması gerekmez. Çünkü mebnidir. Zamirlerin hepsi mebnidir.
Birinci üniteye göre biraz anlatmaya çalıştım. Şimdi ikinci üniteye göre düşünelim. İkinci ünitede ebu kelimesi konumuzu oluşturmakta. Ebu kelimesi aslında şuradaki ebun kelimesinin İrab'tan ötürü ebu vav ile yazılmış halidir. Ebun baba demektir. Ebu da baba değişen mana değişmedi. Ebu kelimesini bu üniteye göre düşünürsek ebu baba demek. Baba nedir? Bir kadına delalet etmez. Bir erkeğe delalet eder. Öyleyse nedir? Hakiki müzekkerdir. El-müderrisu, öğretmen. Ama nasıl öğretmen? Kadın mı erkek mi? Burada o yazılmamış olsa da erkek öğretmen. Çünkü el-müderrisetu diye sonuna yuvarlak bir ta, yani ta-i merbute konulabilirdi. Konulmamış. Demek ki müzekker. Yani erkek öğretmen demektir bu. Nedir? Nacihun başarılıdır. El-müderris mübteda. Nacih onun haberi. El-müderris isim olduğunu başındaki elif lamından anladın. Nacih kelimesinin isim olduğunu Han'ın hareketlerinden anlıyorum. Tenvin almış, iki tane ötürü almış. Bu da onun isim olduğunu göstermektedir. Demek ki burası bir isim cümlesidir. El-müderrisin müzekker olduğunu söyledik. Müderris öğretmen demektir. Yani sonuç olarak öğretmen bir erkektir veya kadındır. İkisinin biridir. Yani bir insandır. İnsandan ve hayvandan bahsediyorsak bu nedir? Hakiki olmak zorundadır. Dolayısıyla bu nedir? Hakiki müzekkerdir. Eddeykü horoz. Horoz gerçekten de erkek midir? Erkektir. Öyleyse nedir? Hakiki müzekkerdir. Horoz güzeldir. Eddeyku. Elif lamlı olmasından ötürü isim olduğunu anladık. Cemilün. Lamın tenvininden bunun da isim olduğunu anladık. Öyleyse burası bir isim cümlesi. Burada bir fiil yok. Eddeyku horoz nedir? Cemilün güzeldir. Eddeyk mübteda, cemil onun haberi olur. Bu şekilde tüm örnekleri incelersek zaman fazlaca geçeceğinden biraz atlayarak aşağıdakilere bakalım. Hüve o nedir? Yü'minu billahi. O Allah'a inanır. Buradaki hüve mübtedadır. Yani isim cümlesi burası. Yü'minu amene yü'minu. Yani e'mene yü'minu, amene yü'minu şeklinde. Fiil-i muzaridir. Faili hüvedir. Müstetir zamir. Kime inanır? Billahi Allah'a inanır. Mef'ul bih burası. Öyleyse hüve mübteda yü'minu hüve billahi. Yani fiil cümlesi olarak yü'minu fiil hüve faili billahi mef'ulü. Fiil fail mef'ul bir fiil cümlesi olarak hüvenin haberi olur. Haber burada ne? Cümle. Nasıl cümle? Fiil cümlesi. Bu konu ileriki ünitelerde gelecek. Ama Arapça 2'de mi 4'te mi nerede gelir ben de bilmiyorum. Şu an Arapça 1'desiniz. Kısaca değinmiş olduk. Peki konuyla ilgili konuşalım. Konu neydi? Hakiki müzekkerlik söz konusu burada. El-müdîru müdür yetekellemu konuşuyor. El müdürü müdür nedir? İsimdir. Başındaki elif lamdan bunu anlayabilirsiniz. Yetekellemu fiildir. Tekelleme yetekellemu. Tefaale yetefaalu tefaul babından. El müdürü mübteda. Yetekellemu hüve. Yani fiil ve gizli zamiri olan hüve birlikte bir fiil cümlesi olarak müdür kelimesinin haberi olur. Demek ki fiil cümlesi yani buradaki haber cümledir. Haber cümle, müfret değil. Nasıl cümle? Fiil cümlesi. Konumuza dönmek gerekirse el müdir, müdir kelimesi yine müzekkerdir burada. Dolayısıyla hakiki müzekkerdir. El-dıfru çocuk, çocukların tamamı yine hakiki müzekker olur. El-amilu çalışan kişi, işçi. İşçi de ne olur? Yine müzekker olur. Hakiki müzekkerdir. Geçen cümlelerdeki mübteda haber arasındaki cinsiyet uyumuna dikkat ediniz. Mübteda müzekker olduğu zaman haber de müzekker olur. Evet, burada mübteda haber her ikisi birden müzekkerdi. Onu hatırlatmak istemişler. İşte örnek er racülü müzekkerdi. Davil de müzekker. Davile tun gibi müennes değil sonuçta. El müderrisu nacihun. El müderrise tu nacihatun değil yani. Bunlara dikkat edin demişler. Ra'eytü kelben yudaridu kıttan.
Ra'aytu onun faili. Ra'aytu ben gördüm. Ne gördüm? Kelben bir köpek gördüm. Bakın köpek gördüm değil. Bir köpek gördüm. Buradaki bir adet bildirmek için yazılmamış. Yani herhangi bir belirli değil. Herhangi bir köpek gördüm. Hangisi olduğu da önemli değil. Köpeğin birini gördüm. Yudaridu kovalıyor. Kim? Hüve o köpek kovalıyor. Neyi? Gıttan kedi. Yani bir kedi kovalıyor. Öyleyse kedi kovalayan bir köpek gördüm. Yani yudaridu gıttan ne olur burada? Sıfat olur. Ama bu konulara girmenin yeri olmayabilir. Devam edelim. Hamza, Talha, Urve, Halife gibi bazı isimleri müstesna tutarsak, müzekker isimlerin sonunda teknis yani dişilik, müenneslik alameti bulunmaz. Demek ki bazı kelimelerin sonunda müenneslik alameti varmış. Ama bunlar nedir? Müstesna. Ve buradaki yani T'ler bu kelimelerin müennes olduğunu ancak hangi yönden gösteriyor? Lafzi müennes. Yani hakikatte müennes değiller. Lafzı müennes bunun. Lafzı, yazılışı. Çünkü yazılışta müennes gözükmekte. Müenneslik alametidir bu kapalı tağlar. Hamzatu sonundaki yuvarlak tağ nedir? Müenneslik alameti. Balhatu sondaki aynı. Urvetu sondaki T müenneslik alameti. Yani alamet derken müennes olduğunu gösteren bir işaret. Müennes olduğuna dair bir delil. Halife sonundaki T de yine bunların müennes olduğunu gösteren bir kanıt. Ama bu tür kelimelere müzekker nesi yapılıyor? Muamelesi yapılmaktadır. Sadece lafzı müennes. Lafzı müennes, lafız ne demek? Yani şu yazılışta müennes diyoruz buna yazı itibariyle. Yoksa muamele olarak müennes muamelesi yapılmıyor. Müzekker muamelesi yapılıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Ca'e hamzatu. Ca'et hamzatu değil. Yani fiil nasıl geldi? Müzekker geldi. Ca'e, ca'a, ca'u, ca'et gelmesi gerekirdi. Mesela şurada farklı müennes bir kelime olsaydı. Ama ca'e geldi çünkü müzekker. Farklı bir örnek. Dalhatu dalibun. Dalhatu dalibetun müctehidetun değil. Müzekker yani dalip. Müctehit de müzekker. Niye? Çünkü dalha kelimesi müzekker muamelesi görür. Hamza da aynı şekilde. Yani şu kelimeler hep öyle. Niye? Çünkü lafzı müennestir. Bunlara müennes alameti, pardon, müennes muamelesi yapılmaz. Hakiki müzekkere de değindik. Hakiki müzekker sonuç olarak gerçekten de bildiğimiz müzekker yani eril yani erkek varlıklardır. Bu hayvanların erkekleri olabilir, insanların erkekleri olabilir. Fark etmez. Sıra mecazi müzekkerlere geldi. Bu da fizyolojik açıdan yani bedensel yapı itibariyle erkek olmadığı halde dil bilgisi yönünden eril yani erkek kabul edilen varlıklara delalet eden isimlerdir. Delalet eden ne demek? Yani onları ifade eden, o manayı taşıyan demek. Örnek kelimeler mesela beytun ev demek. Beytun ev. Ev müzekker midir? Evi düşün. Kendi yaşadığınız, şu an içerisinde bulunduğunuz evi düşün. O ev erkek mi kadın mı? Türkçe mantığı ile yani Türkçe mantığıyla düşünürsek ev için erkek de denilmez, kadın da denilmez. Hiçbir alakası yok. Ama Arapçada durum öyle değil işte. Arapçada her şeye bir yakıştırma söz konusu. Ya müzekkerdir ya müennestir. Bir şey olması gerekir. Dolayısıyla Türkçe mantığı ile düşünmemiz gerektiğini daha başta da söylemiştik. Ama dikkat edilirse evin müzekker olması veya el-bahru denizin müzekker olması nedir? Gerçekte bir müzekkerlik söz konusu değildir burada. Çünkü gerçekten de bunlar erkek ve kadın diye ayrılamaz. Çünkü bunlar bir kere canlı değiller. Evvela canlı olması gerekirdi. Ama bunlar canlı değil. Çünkü bizler canlı varlıklar. Tabii canlı derken yani bir domates de canlı diyebiliriz. Çünkü büyüyor sonuçta. Bu şekilde canlıyı kastetmiyoruz. İnsan ve hayvanları kastediyoruz.
Bu bağlamda ne demiştik? İnsan ve hayvanların erkek olanlarına hakiki müzekker diyoruz. Bunun dışındakilere mecazi müzekker diyoruz. İşte beytün nedir? Müzekkerdir. Nasıl müzekker? Mecazi. Çünkü gerçekten müzekker olamaz. El beyt ev nedir? Kebir'in büyüktür. Mübteda haber devam ediyor. El beyt reklamlı olduğundan isim olduğunu anladı. Kebir Ra'nın temirinden dolayı kebir kelimesinin isim olduğunu anladık. El beyt mübteda kebir haber. Burası bir isim cümlesi. Tabii ki el beyt burada ne? Mecazi müzekker. El bahru deniz nedir? Amikun derindir. El bahru kelimesi reklamlı olmasından dolayı isim olduğunu anladık. Amik kelimesinin son harfi. Son harflere bakıyoruz biliyorsunuz. Son harfin harekesi tenvinli. Öyleyse bu kelime de isimdir. Eşittir burası bir isim cümlesidir. Mübteda haber yine. Es-saffu vasi'un. Sınıf geniştir. Es-saffu mübteda. Eliflamlıdır. İsim olduğunu gösterir. Vasi'un haber. Tenvinlidir. İsim olduğunu gösterir. El-kitabu kitap nedir? Semikün kalındır. El-kitab mübteda eliflamlı isim olduğunu gösterir. Semik son harfte temin var, isim olduğunu gösterir, haberdir. O şekilde devam ediyor. 3-5 üzerinde durdum, her biri aynı. Şuraya bakalım. Nedrüsü okuyoruz. Fissaf bir sınıfta. Nedrüsü, edrüsü, nedrüsü. Yani burası nedir? Fiil faildir. Öyleyse diyebiliriz ki burası bir fiil cümlesidir. Fiil fail burası. Fissaf ile ne olur? Mekan zarfı olur. Nerede? Sınıfta. Aliyün Ali ya'melu çalışıyor. Gerçi müzekker üzerine duruyorduk. Şimdi Aliyün hakiki müzekker. Ya'melu fiil. Ama fiil nasıl bir fiil? Yine müzekker de konumuz değil, isimler konumuz. Fi masna'in. Masna nedir? Müzekkerdir. Fabrika manasında. Nasıl müzekker? Mecazi, hakiki değil. Çünkü fabrikanın gerçekte de bir erkek olması veya bir kadın olması düşünülemez. Dolayısıyla mecazen olur. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Hakiki müzekker isimlerde olduğu gibi, mecazi müzekker isimlerde de cümle içerisinde müzekker, ismi işaretler, zamirler ve isim mensupler kullanılırlar. Örnek, racun nedir? Hakiki müzekkerdir. Kendisiyle alakalı kelimeler de müzekker olması gerekir. İşte alakalıdır. Haza işaret ediyor değil mi? Eliyle gösteriyorsun mesela. Şu adam, bu adam diye eline gösteriyorsun. İşaret ediyorsun. İşte demek ki neyle alakalı bu? Racul ile alakalı. Adam ile alakalı. Buradaki kelimenin işte haza olması gerekir. Yani müennes değil de haza gibi müzekker olması gerekir. Çünkü racul işaret ettiğin varlık müzekker. Peki bu varlığa getireceğimiz sıfat nasıl olmalı? Sıfat da tabii ki müzekker olmalı. Yani alakalı kelimeler birbiriyle uyumlu olur müzekkerlik, müenneslik bakımından. Fakiratun değil, fakirun. Niye? Çünkü racülün burası müzekker olduğundan fakir sıfatla müzekker geldi. İşaret edilen kelime racül müzekker olduğundan işaret eden o kelime yani ismi işarette müzekkerdir. Bu neydi? Racül hakiki müzekkerdi. İşte şimdi diyor ki hakiki müzekker yerine mecazi müennes de olsa durum aynı olur. Bir şey değişmez. İşte beyt mecazi müennestir. Görüyorsunuz bu ev, şu ev diye elimizi işaret ettiğimizi düşünelim. İşaret kelimemiz de nedir yine? İsim işaretimiz nedir? Müzekkerdir. Gadimun sıfat da müzekkerdir. Çünkü beyt müzekkerdi. Onunla ilişkili olan kelimelerin de müzekker olması gerekir. Birinci cümlede hakiki müzekker olan tam anlattığım şeyi anlatmışlar. Dün gördüğüm adam geldi. Değişen bir şey yine yok. Er racülü müzekkerdir. Hakiki müzekker. El kitap da müzekkerdir ama mecazi müzekkerdir. Niye mecaz? Çünkü bir kitabın gerçekten müzekker veya müennes olması düşünebilir mi? Yani bir kitap erkek olabilir mi? Veya bir kadın olabilir mi? Olamaz. Öyleyse mecazidir. Olay şu ki er racülünün fiili nedir? Müzekkerdir. Hakiki müzekkerin fiili nasıl gelmiş? Müzekker gelmiş. Caet diye müennes gelmemiş. El kitap mecazi müzekker. Bir şey değişmiş mi? Değişmemiştir. Garaptu. Garaptul kitabe. Değişen bir şey yine yok. Gara fiili yine müzekkerdir.
Gerçi bu fiil hem müzekkere hem müennese ortak kullanılmakta yani. Dolayısıyla pek de bununla alakalı bir şey olduğunu söyleyemeyeceğiz. Burada ne diyelim? Alakalı olan şey ehaztuhu. Buradaki hu zamirinin müzekker olması kitabın müzekker olduğuyla alakalıdır. Yani buradaki hu yerine ha da olabilirdi. Müennes bir zamir kullanılabilirdi. Müzekker zamir kullanılmış. Çünkü el-kitap müzekkerdir. Garatü ile bir ilişkisi yok. Çünkü garatü hem müzekkere hem müennese bu şekilde kullanılmakta. Yani bir kadın da ben okudum dese, bir erkek de ben okudum dese yine garatü diyecektir. Çünkü ortak bir sıya. Boşlukları parantez içerisindeki uygun kelimelerle doldurmayı deneyin. Dalibu, talip öğrenci nedir? Nacihun, çalışkandır. Aslında buraya, pardon, başarılıdır. Buraya herhangi bir kelimeye gerek yoktu. Ama kelime istemişler. Bakalım ne olabilir? El-müştehidu, evet. El-dalibu'l-müştehidu, çalışkan öğrenci nedir? Nacihun, başarılıdır. El-müştehidu buraya birebir uymakta. El-fakir olsa ne olurdu? El-dalibu'l-fakir, fakir öğrenci, nacihun, çalışkandır. Olur mu? Olur. Fakir öğrenci çalışkan olabilir. Zengin de olabilir. Zengin öğrenci de başarılı olabilir. Ama olay şu ki, zenginlik veya fakirliğin başarılı olmak ile aslında bir alakası yok. Alakasız olduğundan tercih edilmiyor bu kelime. El-müştehidin tercih edilme nedeni, çalışmak başarıyla alakalı olduğundan tercih edilir. Sıra sizde sorusu olduğundan her birinin cevabı ellerinizde zaten mevcuttur. Müennes yani dişil konusu. Dişi varlıklarla gramer bakımından bak dişi varlık diyor. Dişi varlık ne olabilir? Bir, insanların dişisi işte kadınlar, bayanlar, hanımlar dediğimiz varlıklar. Bir de ne var? Hayvanların dişil olanlar işte koyun olabilir, inek olabilir, tavuk olabilir vesaire. Demek ki insan ve hayvanların dişiliğine yani kadınına diyelim. Onlara ne diyoruz? Bir kere müennes diyoruz. Bir de gramer bakımından dişil kabul edilenler. Yani aslında müzekker müennes diye bir şey söz konusu değil de işte Arapçanın özelliği olarak dişil kabul edilen varlıklar var. Onlar da yine müennes sayılmakta. Müennes isimlerin sonlarında genellikle müenneslik alameti, işareti, müennesi tanıma yolları nedir onlar? Kapalı ta ki buna ta-i merbuta denilir. Bir de ne vardır? Elif-i maksura, bir de elif-i memdude. Elif-i maksura, elif-i memdude, kapalı ta-i merbuta. Üçü. Bunlar nedir? Müennessik alametleri. Müennesi tanıma yolları. Müennes isimler hakiki, yani gerçekten de müennes. İşte insan ve hayvanların dişili ve mecazi, yani dil yönünden müennes sayılmak üzere ikiye ayrılır. Tıpkı ne gibi? Müzekkerde olduğu gibi. Müzekkerde de hakiki ve mecazi olarak ikiye ayırmıştık. Aynı şey burada da söz konusu. Hakiki müennes gerçekten de Türkçe'de bildiğimiz müennes varlıklardır. Fizyolojik açıdan yani bedensel olarak dişil kabul edebileceğimiz varlıklardır. Sonlarında müennessik alameti bulunup bulunmamasına göre lafzi hakiki müennes ve gayr-ı lafzi hakiki müennes olarak ikiye ayrılır. Lafzi hakiki müennes nedir? Fizyolojik açıdan dişi bir varlığa delalet eden, evet, yani bildiğimiz bir, ne diyelim, insan ve hayvanların dişili, dişisi yani erkek olmayana delalet edecek ve sonunda dişilik alametlerinden biri olacak. Neydi onlar? Şu üç alamet. Eğer bu ikisi aynı anda mevcutsa ona ne diyeceğiz? Lafzi, hakiki, müennes. Yani lafzı da müennes, kendisi de müennes. İşin o kısmı var. Lafzı müennes. Çünkü bu alametlerden birini almış. Bir de kendisi de gerçekten Türkçe dil bilgisi, yani Türkçe olarak düşünürsek o bakımdan da müennes. İki yönden de müennes olması gerekiyor. Onu ifade ediyor. Mer'etun, decacetun, dabibetun diye devam eden. El-mer'etu kadın. El-mer'etu kelimesi lafzi, hakiki, müennes. Neden? El-mer'etu kadın manasında. Yani manaya bakarsak kadın kime denilir? İnsanların dişisine verilen bir isim. Onlara hitaben kullanılan bir kelime. Dolayısıyla nedir? Gerçekten de müennestir. Yani hakiki müennestir. Peki lafzi
diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Çünkü sonunda müennestlik alametlerinden kapalı ta var. Öyleyse lafzi, hakiki, müennestir. El mer'etu kadın nedir? Davîletun uzundur. Mübteda haber yine. El mer'etun elif lamda olmasından dolayı isim olduğunu, davîletun kelimesinin sonundaki kapalı ta'nın harekesi yani tenvininden dolayı isim olduğunu fark ediyorsunuz artık. Tabii ki davîletun kelimesinin sonundaki kapalı te, el mer'etu kelimesinin sonundaki kapalı te, bu kapalı te'lerin müennestlik alameti olduğunu, bunların adının ta'yı merbuta olduğunu biliyorsunuz. Böyle kelimelere lafzi hakiki müennes denildiğini biliyorsunuz. Eddecacetü tavuk demek. Mana itibariyle tavuk, yani düşündüğümüzde tavuk erkek midir? Yani erkeğine ne deniyor işte o hayvanların? Horoz deniliyor. Demek ki tavuk nedir? Dişil bir varlıktır. Yani mana itibariyle nedir? Gerçekten de hakiki olarak müennestir. Sonunda kapalı T yani müennestlik alameti var mı? Var. Öyleyse lafzi hakiki müennes olur. Tabi görüyorsunuz mübteda haber arasında uyum söz konusu. Az önce de aynı şey vardı. Şimdi yine var. Cemile, Tun. Bu da yine müennestir. Nasıl müennes? Lafzi hakiki müennes söz konusu burada. Eddecacetün mübteda, Cemiletün haber. Eddabibetün mübteda, Mahiretün haber. Elceddetün mübteda, Saidetün haber. Diye devam ediyor. Neşrabu içiyoruz, içeriz. Lebenel bakara. İnek sütü. El bakara kelimesi inek manasında. İneğin yani o hayvanların ne diyelim eril işte erkek olan ne deniyor? Öküz deniyor sanırsam. Dolayısıyla el bakara kelimesi nedir? Bir dişil varlıktır. Yani gerçekten de müennestir. Sonunda da kapalı T'si yani müennestlik alameti var. Öyleyse lafzi hakiki müennes deriz. Ed-dıfletu naimetun. Ed-tıfı, yani tıfıl, ed-dıfletu. Sonunda kapalı T'si de var. Ne demek? Kız çocuk demek. Kız çocuğu yani. Kız çocuğu nedir? Gerçekten müennestir. Öyleyse hakiki müennestir. Kapalı T yani müennestlik alameti var. Öyleyse lafzi hakiki müennestir. Mübtedadır elbette. Naimetun de onun haberi olmak. El haletü. Teyze fakiratun fakirdir. Teyze gerçekten de müennes olan varlıklara söylenilen bir kelime olduğundan nedir? Hakiki müennestir. Peki hakiki lafzi de diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Müennestlik alameti almıştır. Fakiratun da aynı şekilde. Fatımetu vefiyetun. Fatma nedir? Vefalıdır. Fatma gerçekten de bir hakiki müennestir. Aynı zamanda lafzidir. Hakiki lafzi müennestir. Fatımetu zaten bu şekilde yazılır. Fatime diye yazılmaz. T'si her zaman vardır. Ya da ne var? Gayri lafzi hakiki müennes. Yani yine hakiki müennestir ama lafzı müennes değil. Müenneslik alameti taşımıyor yani. Uhtun, bintun, ummun gibi. Şimdi ummun kelimesini ele alalım. Ummun ve Meryem. İkisine dikkatlice bakıyoruz. Müennestlik alametleri nelerdi evvela? Kapalı T olabilir. Elif-i memdud olabilir. Elif-i maksuru olabilir. Üç tane müennestlik alameti belirteç. Bunları görmüştük. Hiçbiri ikisinde de yok. İki kelimede de hiçbirinde yok. Yani lafzı ne bunun? Lafzı müennes değil. Yani görünüş itibariyle müennes değil. Ama manaya bakalım. Ummun, anne. Anne her zaman için müennestir. Meryem. Meryem bir erkek ismi değil, kadın ismidir. Dolayısıyla bunlar nedir? Gerçekten bir müennes varlıktır bunlar. Yani hakiki müennestir. Ama lafzı müennes mi? Lafız itibariyle müennes değil. Çünkü müenneslik alameti taşımıyorlar. O yüzden gayr lafzı, yani lafzı değil. Lafzı müennes değil. Gayr olumsuzluk manasıdır. Değil, başka, hariç manalarına gelmekte. El bintu kız. Müennestlik alameti var mı? Var. Açık T var demeyin. Bu müennestlik alameti değil. Kapalı T müennestlik alameti olarak geçmişti. Manası itibariyle nedir ama? Müennestir. Yani hakiki müennestir. Ama gayr lafzı. Lafzı dahil değil buna. Sagiratun haber. Mesela sagiratun nasıl? Sonunda kapalı T'si almıştır. Yani lafzı müennestir. Aişetu.
Ha, işitü lafzı müennes midir? Lafzı müennestir. Her zaman için lafzı müennes olan bir kelime aslında. Çünkü Aişe diye değil, Aişetu diye yazılır. Aişetu nedir? Mudfilun. Bir annedir ama nasıl anne? Çocuklu bir anne. Hazihi sarasun arabiyyetun. Bu bir Arap kısrağıdır. Feres, kısrak at manasında. Feres nasıl bir kelime? Ver lafzı. Lafzı müennes değil. Yani müenneslik alameti gözükmüyor kelimede. La tusalli el haizu. El haiz hayızlı. Yani özel gününde olan kadın manasında. Bir erkek için kullanılması söz konusu değil hayız kelimesinin. Dolayısıyla müennes olduğunu oradan anlıyoruz. Yoksa yapısı itibariyle baktığımızda yani nedir? Ver lafzıdır yine ama mana itibariyle nedir? Hakiki müennestir. Hayızlı kadın 5 vakit namazını kılamaz. Burada fıkhi bir yazı olması tabii dikkatimizi de çekti. Öte yandan çok da iyi olmuş. Çünkü bazıları yok namaz kılar, yok oruç tutar gibi çeşitli söylemler söz konusu. Bunların aykırı görüş olduğunu da hatırlatmış olalım. Anis, mutfil, talik, haiz gibi kelimeler genelde müennessik tahsisi getirilmez. Niye? Bu kelimeler müzekker için kullanılmıyormuş. Yazıyor burada. Sadece kadınlar için kullanıldığından müennessik tahsisi gibi bir müennessik alametine de ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü manası itibariyle müzekker için kullanılmamaktalar. Fatimetu ennebiyyi. Fatimetu Fatma nedir? Ne olabilir? Nebi'nin yani peygamberin nesi olabilir Fatma? Olsa olsa kızı olur. Öyleyse Fatımetu Fatma nedir? Bintun Nebiyyi. Nebi'nin kızıdır. Fatımetu mübteda. Bint onun haberi olur. Bint muzaf en nebiyyonu muzaf ileyhi. Fatma nasıl bir kelime burada diye düşündüğümüzde müennes bir kelime. Hiye o. Hiye nasıl bir zamir? Müennesse müfret bir zamir. Öyleyse buraya gelecek yerde müfret müennes olması gerekir. Ama sıra sizde sorusu zaten. Cevaplar sizde mevcut. Sıra geldi mecazi müennese. Mecazi müennes tıpkı mecazi müzekker gibi. Gerçekte yani yapısal, fizyolojik, bedensel olarak müenneslik söz konusu değil. Gerçekte dişi olmadığı halde dil bilgisi yönünden dişi kabul edilen varlıklardır. Onları ifade eden kelimelerdir. Müennessik alameti taşıyıp taşımamasına göre ikiye ayırabiliriz. Lafzi mecazi müennes, gayr lafzi mecazi müennes. Demek ki mecazi müennesi nereden anlayacağız? Bir kere hakiki müennes olmayacak. Yani gerçekte bir dişiliği ifade etmeyecek. Hayvan olsun, insan olsun fark etmez. Eğer müennessik alameti varsa o zaman lafzi mecazi müennes. Müennessik alameti taşımıyorsa o kelime o zaman gayr lafzi mecazi müennes adını alır. Lafzi mecazi müennes. Gerçekte dişi olmadığı halde dil bilgisi yönünden dişi sayılan varlıklara delalet eden ve sonunda müennessik alameti taşıyan kelimelere bu adı vermekteyiz. Nafizetun, pencere. Çok kullanılan bir kelime. Nafize kelimesi. Evvela bir pencerenin Türkçe mantıklı düşünün. Bir pencerenin müzekker veya müennes yani erkek veya kadın olması yani gerçekten mümkün müdür? Değildir. Ama Arap dilinde bu elbette müzekker müennes diye ayrımlar var. Bunu daha önce söylemiştik. Gerçekten mümkün değildir. Öyleyse evvela bu hakiki değildir. Ne olabilir? Mecazi olur. Mecazi müzekker müennes mi? Müenneslik alameti bir de var. Nasıl müzekker olsun? Demek ki mecazi müennes. Peki lafzı mı gayrı lafzı mı? Tabii ki de lafzı çünkü müenneslik alametini almış. Yani müennessik alametlerini kesinlikle ezbere bilin. Zaten 3 tane var şurada. Seyyaratün, araba, otomobil. Müennesini, evet müennessik alameti var. Öyleyse araba nasıl bir müennes olur? Hakiki olamaz. Taksi yani hakiki olabilir mi? Olamaz. Mecazi ama lafzi aynı zamanda. Diğerleri de aynı şekilde. Gayr lafzi mecazi müennes. Bu ne demek? Semai müennes demek. Semai müennesleri ezbere bilmeniz yani çok önemlidir. Elbette sadece amacınız bir okulu bitirmekse ezberlemenize gerek yok. Yani oradan çıksa bir soru çıkar.
Yapamasanız da yine geçersiniz. Sorun olmaz. Ama Arapça, geleceğe dair Arapçayı düşünüyorsanız semai mühendisleri kesinlikle ezberlemeniz gerekir. Yoksa yani bir konu gelir, bir yerler gelir, bocalarsınız. Gerçekte dişi olmadığı halde bir bilgisi yönünden dişi sayılan varlıklara delalet eden isim ve sonunda dişilik alameti bulunmayan isimler. Yani gerçekten müennes mi? Değil. Ve müenneslik alameti taşımıyor. İşte bunlara gayrı lafzi mecazi müennes, diğer adıyla semai müennes diyoruz. Erz, Şems. İkisi üzerine duramsı. Erz ve Şems. Erz yer demek. Yani yerine göre dünya da oluyor burada da. İlla dünya demek olması gerekmiyor. Yer de olabilir. Yeryüzü, dünya. Şems de güneş demek. Şimdi bir yeryüzünün yani dünyanın veya güneşin gerçekten mühendis olması Türkçe mantıkıyla mümkün değil. Çünkü kadın mı yani? Değil. Erkek mi? O da değil. Öyle bir ayrıma Türkçe'de tabi tutulmaz. Ama konu Arapça olduğu zaman tabi tutulmuştur. Mühendislik alameti var mı? Her ikisinde de yok. Erz'de de Şems'te de mühendislik alameti yok. Öyleyse gayr lafzı. Ama nasıl mühendis? Mecazi mühendis. Çünkü gerçekten bunların müzekker ve mühendis olması Türkçe mantıkıyla hayal edilemez. Bununla birlikte semai mühendis işi aslında ezber işidir. Yani kelimeler bellidir, verilmiştir zaten. Mesela küllü nefsinin zâikatun nevt bir ayet. Nefis kelimesi ne burada? Semai mühendistir. El-ayn, semai mühendistir. Bunlar aşağıda tablo olarak değilse bile yani bayağı bir verilmiş liste halinde bakacağız aşağıda. Boşluklar parantez arasındaki kelimelerle doldurunuz. Sıra sizde sorusu olduğundan cevabı zaten elinizde vardır. Öyleyse bakmaya gerek yok. Kendisinde mühendislik alametlerinden birisi bulunmadığı halde mühendis kabul edilen bazı isimler vardır. Yani bunlar semai mühendis. Bunların belirli bir mühendislik ölçütü yoktur. Bu isimler sözlük yardımıyla ezberlenip öğrenilir. Zaten aşağıda bunları saymışlar. Şimdi görüyoruz mühendislik alametleri üzerine birazcık daha duracaklar. Neymiş bu mühendislik alametleri? Ta-i merbuta. Ta-ül yuvarlak ta. Dişilik tası da denilen bu ta, sonuna eklendiği isim ve sıfatları mühendis yaparak müzekkerlerden ayırır. Yani mühendis olduğunu tanımamıza yarar. Daha çok fiilden türeyen sıfatların, yani isim fail, isim yapı ve sıfat müşebbehe ve isim mensupların sonlarına eklenir. İki şekillere yazılabilir. Görüyorsun, iki şekillere yazılabilir. Fiilden türememiş, yani camit demek bu. İsimlerde daha az bulunur. Daha az bulunsa da bulunur yani. Bulunmaz ile aklınızdaki isimde kalmasın. Mer'un, mer'etun. Yani mer'un var, bir de mer'etun var. Mer'un adam, kişi manasında. Erkek için kullanılmakta. Mer'etun de kişi manasına gelir ve kadın manasına gelir. Feten, feta, fetatun. Feten genç demek. Erkeklerin gencine deniliyor. Artık delikanlı denilebilir. Genç de denilir direkt. Hey genç diye söyleniyor yani. Veya fetatun, bu da işte bayanların işte genç kız manasında. Örneklere bakıyoruz. Hazel mer'u ganiyyun. Bu adam zengindir. El mer'u, mer'u ne? Adam manasında müzekker. El mer'etu. Sonuna ne geldi? Kapalı ta geldi. Böylece ne oldu? Mer kelimesi müennes oldu. Demek ki yuvarlak ta neye yarar? Bir kelimeyi müennes yapar. Mer'un, mer'etun. Feten, fetatun. Şabun, şabetun. Bittun, bittatun. Kelbun, kelbetun. Katibun, katibetun. Yuvarlak T'ye geldiyse kelimenin sonu, o kelime ne sayılıyor artık? Müennes oluyor. Eğer yoksa müzekker oluyor. Yuvarlak ta isim ve sıfatların müenneslik anlamı kazandırmasının yanı sıra, yani bunu anladık, tamam, bunu sağlıyor. Müzekkeri müennes yapıyor. Bunun yanı sıra ayrıca bir de ne iş yapar? Cins isimlere teklik anlamı kazandırır. Ta'ul vahde adı verilir buna. Aşağıdaki kelime örneklerini cümle içerisinde kullanılanlarında ikisine de bak. Zehrun zehratun. Çiçeği ve gülü çok severim. Bir çiçek kopardım, bir gül kopardım. Ta'ul vahde.
teklik manası veriyor. Uhibbu Zehra, burada Zehra T. T, tentun, o harekesi önemli değil. Yani yuvarlak ta, ta'ya merbuta gelmiş ve ta'ya merbuta gelmemiş. İki şekilde ele alınıyor bu kelime. T'si yoksa çiçek. Eğer varsa o zaman bir çiçek. Yani bir, iki değil, beş değil, on değil. Vahde, tekliği ifade ediyor. Gül, bir gül. Gülü çok severim. Yani gül, buradaysa bir gül. Adet demiş. Neden? Verde gül demektir. Sonuna T geldiği zaman bir gül olur. Burada verde gül. Sonuna T geldiği zaman bir gül. Demek ki T, yani ta'yı merbuta, yuvarlak T'miz. Hem kelime-i müennes yaptığı gibi ayrıca ne iş yaparmış? Bir şeyin, bir varlığın tek olduğunu ifade eder. Anlam olarak çiçek ve gül cinsini ifade etmektedir. Aynı kelimeler ikinci cümlede şekli almıştır. Evet, burada önemli bir şey yok. Aynı anlattığımız gibi. Dişilik tahsil mutfasının zamirleri birleştiği zaman o ta nasıl yazılır? Açık T şeklinde yazılır. Hadigatun, kapalı T. Hadigatuna. Bu da bir zamir. Muttasıl zamir ne demek? Muttasıl bitişik demek. Yani metni muttasıl vardır. Oradan hatırlarsınız. Çağrışım yapsın. Bitişik ayrı değil. Ayrı yazılmamış. İşte örnek. Hadigatuna. Yani T ile Nun arasında bir kopukluk var mı? Mürekkep devam ediyor değil mi? Ayrılmamışlar. Hadigatuna. Buradaki T artık şurada olduğu gibi yuvarlak değil. Na çünkü T ile bitişir. Bitiş zaman T de bu hali alır diye özellikle belirtmişler. Seyyaratun, seyyaratu, hu. Nazaratun, nazaratu, ke. K zamir olabilir, farklı zamirler olabilir. Şimdi yine değişik bir şeye değinecekler. Fa'ilin ölçüsünde yani vezninde, kalıbında olup isim mef'ul anlamı taşıyan sıfat-ı müşebbeheler ile fa'il vezninde bir sıfat-ı müşebbehe olabilir ki manası isim mef'ul manasında oluyor. Fa'ul ölçüsünde ismi fa'il anlamı taşıyan sıfatlarda erillik dişilik ayrımı yoktur. Her ikisi için de kullanılır. Ortak yani. Fa'il vezni örnek verelim denilmiş. Gatilun. Gatil, yani bu çok yaygın bir örnek esasen. Klasik Arapça okuyan varsa bunun örneğinin izzi. İzzi de geçtiğini belirtelim. İzzi'nin de haşiyesinde yani yan taraflarına geçiyor bu ana metinde değil. Bunu biz izzi dersleri yaparken değinmiştik. Aslında gatil kelimesi yani öyle hatırlıyorum ki vaizlik sınavlarında da sorulmuş diye hatırlıyorum. Evet, bu vezin sorulmuştu. Önemli bir vezin. Çünkü yani ne diyelim, pek çok şey olabilir bu vezindeki kelime. Gatil vezni, vezninde değişik kalıplar olabilmektedir. Ne gibi? Mecburun ve kesirun olarak mesela isim ve ful kalıpları verilmiştir. Maksutta demek ki fa'il isim ve ful kalıbıdır. 1. 2. Sıfat-ı müşebbehe kalıbıdır. O zaten burada da geçti. 3. Mübalağa ismi fail kalıbıdır aynı zamanda. Yani şu an direkt aklımıza 3 farklı kalıp, yani aynı kalıbın 3 farklı şey olabileceği şu an direkt aklımıza geldi. O yüzden önemli bir kalıp. Şimdi burada fail vezninde bir kelime verecekler ama isim meful manasını. Racülün bir adam. Öyle adam ki. Katilün. Öldürülmüş. Öldürülmüş bir adam. İsim meful manasında. Şimdi gatil kelimesi burada da gatil diye geçmesi. Görüyorsunuz. Gatilun, gatilun. Yazılışta bir farklılık yok. Yani gatiletun diye bir şey söz konusu değil. Ama şuraya dikkat çekmek istiyoruz. Racülün müzekker bir kelime. Sıfatı da müzekker gelmesi gerekir. İmraetün müennes bir kelime. Sıfatının da müennes olarak gelmesi gerekir ama gatilün şeklinde müzekker gelmiştir. Bu ne demek? İşte şu demek. Erillik, dişillik ayrımı yoktur. Yani fa'il vezindeki bu kelime, bu manadaki kelimeler, ismi fıl manasındaki kelime müzekkere de müennese de kullanılıyor. Ortaktır. Değişmez. Fa'il vezinde racül müzekkerdir. Cerihun da müzekkerdir. Uyum var.
müennestir. Cerihun müzekkerdir ama. Cerihun, cerihun. Müzekkerde de müennesi de cerih diye geçmiş. Cerihatun diye geçmemiş. Yani bu ne demektir? Aynı şey yine. Erillik, dişillik ayrımı yoktur. Şimdi ismi fail manasındaki kelimeyi inceliyoruz. Sa'ulun, sa'ulun vezinde kelimeler saburun, saburun. Sabur kelimesi hem müzekker için racul müzekker kullanılmış hem de imraatun müennes için kullanılmış. Saburun, saburatun diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bu vezin müzekkerde de müennesle de değişmeksizin kullanılabiliyor, ortaktır yani. Acuz, acuz. Aynı şekilde imraatun müennes için acuzun diye kullanılmış. Racul müzekkerdir. Onun için de acuzun olarak kullanılmış. Acuzetun diye müennes değil yani. Katil kelimesi maktul, öldürülmüş manasındadır. Yani isim mefhul manasında. Sabur kelimesi sabir, yani isim fail manasındadır. Cerih kelimesi mecruh, yani isim mefhul manasında. Aciz kelimesi aciz, yani isim fail manasındadır. Buradan ortaya çıkan sonuçlardan biri de şu. İsim fail bazen isim mefhul manasında olur. Boşluklar parantez arasında kelimeler ile doldurun. Sıra sizde sorusu olmasından ötürü cevaplar elinizde zaten mevcuttur. Yani neye dikkat edilmesi gerekir yani? Cevaplar elinizde var da. Müzekkerlik, müenneslik, müfettesne, cemi uyumunun olmasına dikkat etmek gerekiyor. Tabii konu semai müennes ise işler biraz daha değişmekte. Sıra geldi Elif-i Maksura. Müenneslik alametlerini işliyorduk. Kapalı ta yani ta merbutayı işledik. Bir mühendislik manası taşıdığını anlattılar. İki, bunun teknik manası işte gül bir gül, çiçek bir çiçek diye manaya geldiği ifade edildi. Sonra değişik kalıpların, farklı manalardaki değişik kalıpların müzekker mühendis arasında ortak olduğu ifade edildi. Ve sonuçta mühendislik alametlerin ikincisi olan Elif-i Maksura'ya değinilmekte. Elif-i Maksura'tu. İsim ve sıfatların sonuna şu şekilde yani direkt bakıldığında insanın belki aklına bu ya harfi, ye harfi denilecek şekilde yazılabilir. Veya bildiğimiz elif şeklinde yazılabilir ama her ikisi de nedir? Eliftir. Elif-i Maksura'nın müennesliğe delalet edebilmesi için kelimenin aslından olmayıp, zait. Zait ne demek? Kelimenin aslından olmayan demek zaten. Fazlalık demek, sonradan ekleme demek. İşte zayit olması, fazlalık olması şarttır. Kelime aslından değil yani. Aksi takdirde el feta delikanlı ile el müsteşfa hastane ve Musa örneklerinde olduğu gibi mühendislik anlamı ifade etmez. Anlatılmak istenen şey el feta'nın sonunda şurada olduğu gibi el maksura var mı? Var. Musa'nın sonunda da var. Müsteşfa hastanenin sonunda da var. Ama bunların hiçbiri nedir? Mühendis değildir. Niye değil? Sonlarındaki bu elif-i maksura kelimenin aslındandır. Mühendislik sağlasın diye sonradan eklenmiş değildir. Böyle bir durum söz konusu. Elif-i maksuranın teknis alameti olarak kullanıldığı yerler. Fu'la, fa'la vezindeki isim ve sıfatlarda zait. Zait ne demektir? Fazlalık. Kök harfi değil, asli değil, sonradan eklenme demek. İşte bu şekilde bu iki vezinde isim ve sıfatlarda sonradan eklenen elif-i maksura mühendislik alametidir. Fu'la vezni müzekker olan ef'al isim tafdilinin mühendisidir. Ef'al fu'la ekberu kübra gibi. Ekberu isim tafdildir. En büyük kübra da yine en büyük ama mühendislik manasında. Zaten kübra ismi de mühendis olduğu aşikar yani Türkçede de yine kadınlara, kızlara bu isim verildiğinden dolayı mühendisidir. Yani doğru verilmiştir. Ama mana itibariyle en büyük manasına geldiği için pek uygun değildir. Fa'la vezni ise müzekker olan fa'lanu sıfatı müşebbesinin müşebbehe vezninin mühendisidir. Ayrıca fa'la vezninde bir takım isim ve mastarlar da vardır. Fu'la vezninde de mastarlar vardır. İsmi taftil, mukayese ve üstünlük bildirmek için fiillerden ef'alu vezninde türetilir. Sıfat-ı müşebbeh ise şahıs ve nesnelerdeki sabit niteliklere delalet etmek üzere geçişsiz fiillerden çeşitli vezinler türetilir.
Bayağı bir uzun cümle kurmuşlar ama sıfatı müşebbihe nedir denildiği zaman ne diyoruz? Sabit niteliklere delalet eder yani. Önemli olan bu. Sabit nitelik. Sabit nitelik ne demek? Özellik, sıfat demek. Sabit yani kalıcı özellikler. Geçişsiz fiillerden yani lazım fiillerden türemektedir. Mütaddi değil denilmekte. Aslında bu bir tartışma konusudur. Bunu buraya yazmış olmaları ne kadar doğru ne kadar yanlış diye tartışılabilir. Çünkü bu bir tartışma konusu. Kitapların çoğunda böyle yazsa da bazılarında böyle değil. Mütaddi fiillerden de gelebilmektedir diye yazılı. Fe'la vezni bu vezinlerdendir. Vezinlerden birisidir. Yani sıfat-ı müşebbihe vezinlerinden bir tanesi de nedir? Fe'la'dır. Aşağıdaki kelimeleri ve cümle içerisindeki kullanımlarını inceleyin. En büyük kadın. El meretü kadın. Nasıl kadın? El kübra. En büyük kadın. Şimdi buradaki kübra kelimesi ne? İsmi taftildir. Ekberu. Allahu ekber. Allahu ekber. Ezan okunuyor ya her gün. Namazda Allahu ekber diyoruz. İftitah tekbiri. Ekber ne demek? En büyük demek. Erkek için müzekkerdir o. Onun müennesi işte nedir? Kübra gelir. Ekberu kübra. En büyük kadın. Er-racülül ekberu, en büyük erkek. Ekber kelimesi kebura, büyük oldu fiilinden türemiştir. Beşinci babtandır. En büyük anlamında ismi taftildir. Kübra ise ekber vezinin mühendisidir. Evet, aynı şeyler. Dikkat edilecek olursa ekber kelimesinde elif-i maksura yoktur. Oysa kübra'da vardır. Elif-i maksura kübra kelimesini müennes yapmakta ve onu müzekkiri ekber vezinden ayırmaktadır. Yani müzekkerinde olmayan bir şey mühendisinde var. Evet, ekberu de mühendislik alametinden hiçbiri yok. Yani özellikle elif-i maksura yok. Oysa kübra da var. Demek ki buradaki elif-i maksura kelimenin aslından değil yani. Eğer olsaydı müzekkerinde de olması gerekirdi. Demek ki nedir? Zaittir. Ama öyleyse nedir? Mühendislik ifade eder yani. Buraya varmak isteniyor. Haza raculun şeb'an. Bu tok bir adamdır. Hazihi imratun şeb'a. Bu tok bir kadındır. Şeb'an kelimesi şebi'a. Doydu fiilinden türemiş. Tok anlamında sıfatı müşebbehedir. Şeb'a ise şeb'anı sıfatının müennesidir. Dikkat edilecek olursa şeb'an kelimesinde elif-i maksura var mı? Yok. Şaba kelimesinin sonunda elif-i maksura var mı? Var. Öyleyse bu kelime yani bu elif-i maksura kelimenin aslından mı? Kelimenin aslından değil. Olsaydı müzekkerinde dururdu. Öyleyse mühendislik ifade eder mi? Eder. Çünkü aslından değil. Zaittir. Buna iki örnek verdiler. El-ehul esgar. En küçük erkek kardeş. Esgar isim taf değil. Sura'da onun mühendisi. Şimdi esgaru da Sura arasında farkı var mı? Var. Sura'da Elif-i Maksura varken Esgar'da yok. Esgar müzekker, Sura onun müennesi. Arada fark var mı? Var. Sura'da müenneslik alameti olan Elif-i Maksura var ve bu müzekkerinde yoktu. Demek ki zaittir. Öyleyse müenneslik ifade eder. El-hedeful a'la, en yüksek hedef. El-gayetul ulya, en yüce gaye. Er-racülül atşan, el-meretül atşa. Sekran sekra, edna dünya, hep aynı şeyler. Yani şuna dikkat etmek gerekiyor. Müzekkerinin sonunda olmayıp, müennesin sonunda varsa bir şey. Bir şey derken, elif-i meksuradan bahsediyoruz. Müzekkerin sonunda yok ama müennesin sonunda var. Öyleyse o nedir? Zait, yani kemerin aslından değil, yani sonradan gelmiş. Yani mühendislik ifade etmek için getirilmiş. Öyleyse o kelime ne olur? Mühendis olur. Edna dünya. Evet, dünya ne demek? Buradan manası da çıkmış oldu. En düşük. Demek ki dünyanın kelime manası. Dünya Edna'dan gelmekte. Yani Edna'nın mühendisidir. El-yedun ulya hayrun minel yedis sufla. Hadis olarak hatırlıyoruz. Veren el alan elden üstündür. Diğerlerine devam ediyoruz. Zariyat Kur'an-ı Kerim'den de örnek verilmiş. Ve zekir fe inne zikra.
tenfa'ül mu'minin. Sıra geldi elif-i memdudeye. Kelime sonunda bu şekilde yazılır. Elif-i memdudenin müenneslik alameti olabilmesi için hemzenin zait yani fazlalık sonradan gelmiş olması gerekmekte. Aksi takdirde elif-i memdude müenneslik alameti olmaz. Örneğin kurra'un, inşa'un, nu'a'un, bekâ'un, bina'un kelimelerinde elif-i memdudeler asli harflerden olmadıkları için müenneslik ifade etmezler. Asli harflerden oldukları için, pardon, olmadıkları değil. Zaten asli olmasa mühendislik ifade ederlerdi. Zira kurraun kelimesinin kökü gara'e fiilidir. İnşaun kelimesinin kökü neşe'e. Diğerlerine durumu pek farklı değil. İlginç bir yazı olmuş. Diğerleri de benzerdir. Yani gara'e de hemze zaten vardı. İnşaun da zaten vardı. Neşe'e de hemze zaten vardı. Dolayısıyla burada gördüğünüz hemzeler zaten vardı yani. Eşittir burası nedir? Elif-i memdudedir ama hemzesi sonradan gelme değil, aslidir. Dolayısıyla müennesi ifade etmezler. Duayen kelimesindeki hemzenin aslı vav. Bakaun ve bina kelimesindeki hemzelerin asılları ise y harfleridir. Hemze bu kelimelere sonradan ilave edilmiş değildir. Elif-i memdudenin teknis alameti olarak kullanıldığı yerler vardır elbette. Bunlar da burada tek tek yazılmış. Parantez arasındaki şeyleri, yani uygun kelimeleri zaten biliyorsunuzdur. Çünkü sıra sizde sorusu. Kullanımı yaygın semai müennes isimler var. İşte Üzünün, Erzun, bunları ezberlemenizi öneririm. Tabii ki bu AÜF ile hayatı bitirmek için ezberlemenize gerek var mı? Gerek yok. Yani bu kadar şey ezberlemenize gerek hayatta yok. Buradan çıksa çıksa bir soru çıkar. Bir soru yapmasanız kaybetmezsiniz. Tabi diğerlerini yapabilirseniz yani işin kısmı da var. Yani üzünün kulak manasında. Baktığımızda müenneslik göstergesi var mı? Yani alameti var mı? Yok. Ama bu daima müennestir. Erzun, müennes gibi lafzi müennes değil yani. Ama nedir? Daima müennestir. İstun, cahim, hamrun, şarap, delvun, kova, darun, ev. Bunlar hep semai müennesleridir. Semai yani işitmeye bağlı demek. Kimden işitiyoruz? Tabii ki Araplardan. Çünkü dil onlara ait. Biz sonradan öğreniyoruz. Sanırım böylece bitiyor mu? Örnekte olduğu gibi müzekker müptedaları müennese dönüştürün. Eddalibu, zahibun. İkisi de müzekker. Eddalibetu, zahibetun. İkisi de müennese dönüşmüş. Burada müptedaları dönüştürün demiş ama müptedaya dönüştürürsen bil ki habere de dönüştürmen gerekir. El amilu raciun değil yani. El amiletu raciatun. İkisi birden müennes olması gerekir. Es saigatu rakibetun. İkisi birden. El ebu baba demek. El ebutu değil. El ebetu falan değil. El ummu. Kelime direkt değişmesi gerekir. Naimetun. El racul el mer'etu diye dönüşür. El müderrisu, el müderrisetu, vagifetun diye devam eder. Müzekker haberleri müennese dönüştürün. Eşşabu müçtehidun. İkisi de müzekker. Ama şimdi ikisi de müennes olmuş. El raculu el mer'etu. Atşanu atşa gelirdi bu. Hatırlayın. Atşanu atşa atşa diye gelir. Sıfatı müşebbehedir. Eddalibu eddalibetu zekiyetun. Essadigu essadigatu vefiyetun. Zaten birincisini çevirmiş kendileri. O yüzden öyle demişler demek ki. El ebu el ummu. Müteaqidun müteaqi müteqaidetun. Sonra T gelecek yani değişen bir şey yok. Bunlar da buralara yerleştirin denilmiş. Bunu yapmadan önce konuyu bir defa daha izlemenizi, kitabı bir iki defa daha okumanızı öneririm. Sözlük yardımlarıyla çevirin denilmiş. Kadın fakirdir. El mer'etu fakirun. Fakiratun pardon. Bahçe büyük. El hagibetu büyük kelimesi kullanılır burada da. Azimetun olabilir. O da temizdir. Aşağıdaki müennes kelimelerin alametlerini örnekteki gibi açıklayın. Nafize müennestir, alameti kelimenin sonundaki kapalı tağdır. Hazra müennestir çünkü elif-i memdude almıştır.
Razba müennestir elifi maksuru almıştır. Cimilitü müennestir kapalı ta almıştır diye devam ediyor. Cümlelerdeki boşlukları parantez içindeki doğru kelimelerle doldurun. Aişetu Ayşe nedir? Bintun bir kızdır. Bintun yazıyor. Evet. Nasıl bir kızdır? El kebiratu olmaz. Uyum yok çünkü. Kebiratun büyüktür. Ekberu en büyük kızdır. Kebiratun uyumlu burada. Niye? Çünkü ekberu desem ekberu nedir? Bir kere müzekkerdir. Oysa burada Ayşe müennes. Müennes bir varlıktan bahsediyoruz. Ekber müzekker uygun olmaz. Müçtehidün müzekker uygun olmaz. Çünkü ekber kübra. Kübra bunun müennesi. Müçtehidün müennesine müctehidetun olmaz. Atşan da müzekker. Çünkü atşa bunun müennesi. Bu da olmaz. Öyleyse şu üçü bir kere müzekker olduğundan uyumlu değil. El kebirat olabilirdi. Ama uygun değil. Çünkü elif lamlı değil kelime. Sıfat getirmemiz istenmiş ya. Aişetu bintun. Ayşe bir kızdır. Öyle kızdır ki deyip sıfat gelmesi gerekir. O sıfatta bint ile uyumlu olması gerekir. Bintun kebiratun. Büyük bir kızdır. Büyük bir kadın. Pardon. Doğru. Büyük bir kızdır. Evet. El kebirat olmaz. Elif lamlı. Burada elif lamlı kelime yok. Nerede buna benzer şekilde çözümlenebilir. El müdiratu bayan müdür. Yani müdüre nedir? İmraatün bir kadındır. Öyle kadındır ki latifetun hoştur, güzeldir. El latifetu olmaz. Aşağıdaki cümleleri ünitede geçen kelimeler ve benzer cümleden yararlanarak Arapçaya çevirin. Tamam, bu önce ünite bitmiş oldu.